Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî hedânâ lihâzâ Vemâ mâ linehtediye leûlâ en hedânallâh. Alâ rasûlinâ Muhammedin salavat. Kardeşlerim hoş geldiniz. Bu akşamki tefsir dersimizin konusu öldükten sonraki hayat ile ilgili birkaç ayeti kerimenin tefsiri. Malum bugün babamızı kaybettik. beraber gittik, defnettik. Cenab-ı Hakk'ın rahmetine emanet ettik. Siz bilirsiniz. İnşallah bir saydan kardeşlerim de bilsinler. Biz manevi hizmetlerimize mukabil hiçbir ücreti kabul etmeyiz. Tefsirimiz, sohbetimiz bizim manevi bir hizmetimizdir. Ama ben bu ders baki de kalacağı için sadece bu derse mahsusen bir ücret de isteyeceğim hem sizden hem bizi seyredenlerden. Çünkü bu eser kıyamete kadar bakidir bu ders. Bu eseri seyredenler benim babamın ruhuna üç ihlas bir fatiha okusun. Yani desin ki ya Rabbi ben bu kişiden ayetlerini dinledim. Bu kişi şu Kur'an ilmini tahsil edebilmesi için babası buna kol kanat gelmiştir. Bunun da babasından razı ol. Şu okuduğum İhlas ve Fatiha'yı bu kulunun da babasına hediye edelim sen vasıl eyle desin. Şu dersin de şöyle küçük bir ücreti olsun. Başlamadan evvel kardeşlerim iman büyük bir nimetmiş. Nimetmiş diyorum çünkü ben imanın bu derece büyük bir nimet olduğunu ilk defa bugün anladım. Dün halim perişandı. Her baktığım yerde babamı gördüm. Babamın evinde karşı karşıya oturduğumuz koltukta koltuğuma oturdum. Babamı hayalen karşıma aldım. Hüngür hüngür ağladım. Bu arada şimdi kim oturacak diye. Ama bugün kardeşlerim Rabbim hamdü sena olsun. Rabbim imanı sığını şöyle bir açtı bana. Dedim fe subhanallah. Fe subhanallah. Bugün o koltuğa baktım. Açıldıktan sonra o sır, Dedim ki babam bu koltuğa bedel daha güzel bir koltukta oturuyor. Dün diyordum ki her namazdan sonra ben babam abim Şöyle bir tuğat ağır sahilde. Orada bir çay bahçesinde otur. Bir yarım saat sohbet ederiz. Dedim ki hep dün. Ya ben nasıl bundan sonra o sokaktan adım atacağım? Hüngür gün ağladım. Bugün iman kendini bir açtı. Dedim ki babam bizim gezdiğimiz sokağa bedel alemi berzahın cennet misal sokaklarında anasıyla babasıyla ve kardeşiyle geziyor. Kardeşlerim babamı kabre koyarken dedim abim eni şöyle bir tuttum dedim ki abi endişelenme mahzun olma babamı dedim cennet bahçesine koyuyoruz. Kardeşlerim imanın tesirini anlayın diye söylüyor iki günü kıyas edin diye. Vallahi bugün on babam olsaydı hepsini kabre koyar tebessümle çıkar subhanallah dedim ya iman ne büyük bir nimet ya. O kabristanda bir feyiz, bir sekini alabilen almıştır belki. Dedim fe subhanallah. Ancak evliyalara e, masa olabilecek bir cenaze. Arkamı bir çevirdim bütün dostlarımın elinde Kur'an var. Elhamdülillah dedim. Babamın kabir başına geçtim. cefşana başladı. Dostlarımın Üşüdüğünü hissettiğim için hatim duası yaptım. Onlar acıdığım için. Eğer dostlarım orada olmasaydı ben devam edip gidecektim yani. Güzel de bir sohbet yaptık. Allah yemin olsun kardeşlerim. Allah yemin. İmanda kuvveti bilin diye söylüyorum. Babamın kalbi başında cevşan okurken bana den denseydi ki kulun babana çıkarıp sana vereceğiz aynı haliyle. Yani nasıl işte vefat etmeden, hasta olmadan perşembe günkü hali. Vallahi derdim ki vermeyi. O bizden daha güzelini buldu. Allah'ın rahmeti bizim rahmetimizden daha büyüktür. Vallahi billahi babamı geri almazdım. Yemin olsun. Şimdi onu Allah'a teslim ettim. Ben nerede babamı Allah gibi bakacağım? Mümkün mü? Kardeşler o zaman ne yapmak lazım? İmana çok çalışmak lazım. İmanı inkişaf ettirmek lazım. Takva ile ve salih amelle de imanın tesirini hissetmek lazım. Giderken dedim. Esselamu aleyke ya ebi dedim. Ey babacığım selam sana olsun. İnşallah yarın geleceğim. İnşallah sabah namazı gideceğim. Karabaşım iki saat. Bugün dostlarım çok vardı. Çok kalamadım yani. Onlar da beklemesin, üşümesin diye. Kardeşlerim hakiki teselli imandaymış. Ne babanın muhabbetinde ne babayla kol kola gezmedi. Hakiki teselli Allah'ta. Allah'tan başka bir yerde teselli arayanlar vallahi hüsrana uğrarlar. Bakın bunlar diyen adam dün diyordum ki hastanedeyken. Çok sevdiğim zevcemi, iki tane evladımı, annemi, kardeşlerimi, sohbet arkadaşlarımı hepsini, hepinizi kefeye koydum. Eğer perde açılıp bana denilse ki dedim Allah'ım kulum babanla beraber gitmek ister misin? Vallahi billahi dedim ki arkama bakmam. Babamın koluna girer giderim dedim. Ya da denilse ki kulum bu mümkün değil ama babanla yer değiştirmen mümkün. Geçer misin? Vallahi koşa koşa giderim. Arkadan, arkada kalanlarla vedalaşmam bile. Baba sen geç ben giderim. O hüzünlü insan bugün diyor ki on babamı koysaydım mahzun olmazdım. Babam bana verseler almazdım diyor. Çünkü Allah'a teslim etmişim ya ne güzel ya. Alem berzan cennet bahçelerinde geziyor. Ne güzel dünyada ne yapacak gibi okay. insan. E biraz uzak kaldık ayrıldık. Üzünümüz var. İnşallah kalbe gideceğiz konuşacağız. O bizi duyacak. Biz onu duymayacağız bir müddet sonra da orada yatacağız. Parzı kapatıyorum. Bu da bizde bende bir hatıradır. Bu eserler baki kalacak dedim ya. Erden yıllar geçecek Cenab-ı Hakk'ın bugün bana verdiği duyguyu ben de bir defa seyreder. Rabbime o gün geldiği vakit tekrar hamd eder. Kardeşlerim birinci bölüm. Üç bölüm okuyacağız. Birinci bölüm. Kelamullah. Kelamullah Allah'ın kelamı. Bu kelamda şüphe yok. Hal <laughs> Onlar ne bekliyorlar? Yani kulluk için ne bekliyorlar? Tövbe için ne bekliyorlar? Ansızın haberleri olmadan kıyametin, ölümün başlarına kopmasını mı bekliyorlar? Neyi bekliyorlar? Allah kul olmak için ne bekliyorlar? Şimdi Allah o günü anlatıyor cemaat bak. El ahilla dostlar Dostlar, yeme izin o gün dünyada dostlar ama o gün bawlhuum li aduf birbirinin düşmanıdır. Evet tersi. Bu arada çok iyi dost ya Allah diyor bak buna. Dünyada çok iyi dost olanlar orada düşmandık. Bakın cemaat o gün evladı babasının yakasından yapışacak. Diyecek ya Rabbi hesabımı babamdan so bana öğretmedi kadın kocasını sarsacak. Hatta başka biri diyor ki ya bir onları ver de huma tahtak damina diyor. Ayaklarımızın altına alalım onları çiğneyelim. Dost dostunu böyle isteyecek. Çiğnemek için. İllen muttagin ama Allah'tan korkan dostlar müstesna. Elhamdülillah. Bak ben bugün bu dostları gördüm orada yani. Elhamdülillah. Bir cemaat toplamış babamın kabri etrafında. Hepsinde musaflar Kur'an okuyorlar. O soğukta elhamdülillah. Abi bizim dostluklarımız böyle değil cemaat. Allah hamd edin. Biz orada Allah'a yemin olsun ki birbirimize sevap vereceğiz. Sen daha önceki. Ben bakalım Allah bana inşallah nasıl muamele edecek. Biz böyle yapacağız. Düşmanlık yok. Ya ibad. Allah da o muttakiler der ki ey kullarım. La havfun aleykumul ya. Bugün sizin üzerinize hiçbir korku yok. Ve la ve siz bugün üzülmeyeceksiniz. Cenab-ı Hak korkutur mu kullarını? Peki kim bu üzülmeyenler? Kim bu Allah'ın mahzun olmayacaksını hitabına masa olanlar? Ellezina amanu bi ayatina ve kanu muslimin. Benim ayetlerime inanıp o ayetlere teslim olanlar. Yani amelleriyle o ayetleri yaşayanlar. Allah bunlara böyle diyecek mi cemaat? Bakın iman yoksa, teslimiyet yoksa, ibadet yoksa kandırmayalım birbirimizi. Allah'ın ya ibad la havfun aleykumul yevm ve tahzanun. Ey kullarım korkmayın. Mahzun olmayın hitabına muhatap olmak yok. Şimdi Allah onlara devam ediyor. Tamam mı? Korkmayın, mahzun olmayın. Peki ne yapalım ya Rabbi? Bekliyor şimdi. Udhulul cennete ent. Siz girin bakalım cennete. Biz gireceğiz ama günü ne istiyor? Eşler falan. Vezvacukum. <laughs> Zevceleriniz de girsin. Allah diyor bakın bakalım cennete? Tuhbeun. <laughs> Neşelendirilmiş. Sevince gark edilmiş bir şekilde. Allah onunla hemen cennetine sokuyor. Şimdi Allah cennete girdiler ya cenneti anlatıyor. Yadufu aleyhim onların etrafında dolaştırılır. Cennet hizmetçileri onların etrafında dolaştığı ne ne dolaş neyle dolaştığı o cennet e, içecekleri, cennet yemekleri bir sihafin min zabin ve ekvâb. altından tepsiler ve kadehlerle. Fe ve subhanallah. Cenab-ı Hak altından tepsiler ve kadehler ile şöyle dolaştırıyor. Ve fiha ma teştehihil enfus. Canlar ne istiyorsa o cennette vardır diyor Allah. Canlar ne istiyor? Bazen kızım bana diyor ki baba cennette diyor deniz de var mıdır? O da vardı kızım diyor. Peki diyor cennette benim civcivim olur mu? O da vardı kızım diyor. Ne istiyorsa vardır ve telezzul a'yun. Canların istediği, gözün lezzet aldığı her şey cennette var. Ventum fiyâ halidun Allah onlara der ki, siz buradan kadar bir daha çıkmayacaksınız. subhanallah. Böyle gözleş dökmek yok dünyada gibi. Ölüm yok. Ve tilkel cennetu leti uristu muha. Allah diye devam ediyor onlar. Bu hitap cennet ehline hitaptır yani. Allah diyecek cennet ehline. İşte bu cennetle siz bu yerlere, bu köşklere, bu mekanlara varis kılındınız. Bi maküntum ta'melun. Allah sebebini anlatıyor. Dünyada bana yaptığınız kulluk sebebiyle, ameliniz sebebiyle, namazınız sebebiyle, zikriniz sebebiyle, tövbeniz sebebiyle, hizmetiniz sebebiyle. Lakum fiha fakihatun kesira. Allah devam ediyor. Bu cennette sizler için çok meyveler vardı. Minna te'kulus. onlardan yersiniz. Efendimizin şimdi bir cennet anlatması biraz aklıma geldi. Efendimiz diyor ki ben hadisin bir bölümünü anlatayım. Yemekle ilgili bir bölümünü. Yu'da li ahadihim ma'idatun beyne yedeh diyor. Onlardan birisinin önüne bir sofra kurulur diyor. Bir sofra gelir. Diyor sobada bir kuş vardır diyor. Fe yegulu tair O kuş der ki, konuşur o kuş, Allah konuştu. Ya veliyallah, ey Allah'ın dostu, Allahu Ekber. Şu hitaba bak ya. Cennetten daha kıymetli bir değil mi Cüneyt? Şimdi ona ödeme kim öğretti? Allah öğretti. Allah ne diyor kuşta? Benim kuluma de ki, ya veliyallah, ey Allah'ın dostu. Fesubhanallah. Şu kelamı bir defa duyalım da cennet olmasın Yani. Şimdi kuş cennet ehlini ikna etmeye çalışıyor. Ama in kuntu diyor ki ben var ya ben şaribtu min aynı selsebil. Selsebil ırmağından içtim. Ve raaytu min ve raaytu min riyazil cenneti tahtal arş. Arşın altındaki cennet bahçelerinde otladım. Ve ekeltu min sima keza ve keza. Şu şu meyvelerden yedim. Hani hayvanın semizi etinin lezzetli olması yediği ottan içtiği sudandır ya. Kuş da cennet ehli tarafından yenilmek istiyor. Beni yesin diye de onu ikna etmeye çalışıyor. Diyor ki bak etim benim çok tatlıdır. Ben selsebil ırmağından içtim. Vücuduma o girdi. Arşın altındaki can bahçelerinden otladım. Şu şu meyveleri yedin. Ve der ki fed'an beni yesene. Beni yesene. Fe subhanallah. O kuşa Allah nasıl bir duygu vermişse cennetteki bir misafir tarafından yenilmek onun hayatta kalmasından daha sevinme ona geliyor. Fe minha diyor Efendimiz. Cennet ehli de o kuşu kırmaz ondan yer. Diyor ki feyekunu cani canibey matbuhan vel ahav meşviyen diyor. Yani. Elini uzattığı anda kuş şöyle ikiye ayrılık Bir tarafı haşlanmış olur. Bir tarafı kızartılmış olur. Ve Cennette insan bir şey isteyemez kardeşlerim Allah'tan. Daha dile dökülmeden gönle düştüğünde onu karşısında hazır bulur. Efendim böyle attı. Cennetteki bir ağaca çıkmazsın. Ağaca ey ağaç gel buraya dersin. Ağaç gelir uzat meyvan dersin. Ağaç meyvasını uzattık. Kopartırsın. Koparttığın anda yenisi çıkar. Ben evvel de, dedim ya. Öyle bir iman inkişaf ettik kabristanda. Babamı verseler almazdım dedim ya. İşte bundan dedim. Ben babamı böyle bir yere gönderdim. Bundan dedim ya. Buradan bir adam geri çağrılır mı? baba bir daha sohbet etmek istiyorum. Ya sen yani bebe olayım, biraz les alayım denilir mi? Ehli iman buraya gidiyor kardeşlerim. Böyle ya. Böyle ya. Yani. Şimdi şurasını çevirdim. İkinci bölüme geçeyim. Meselul cenneti leti buydan muttagun. Allah da diyor ki burada. Muhammed suresi. Muttakilere vaat edilen. Allah'ın sokacağım diye söz verdiği cennet şöyledir diyor. Allah cenneti anlatıyor şimdi bu kadar. Fiha enharu min ma O cennette sudan nehirler vardı. Gayrı asin. O suyun tadı bozulmaz. Hani bizim sular var Üç beş gün bekler bozulur ya. Ama cennet suyunu tadı bozulmaz ya. Yani. Wa min leben Sütten nehirler vardı. Lem yete gayya Onun tadı tatması değişmez. Yani süt ekşir ya. Ama cennetteki süt nehri ekşimiyor. Kardeşim cennette bir bir nehir var. Sütten bir nehir var. Cennet sütü nasıl bir sütse bu. Venharun min hamrin. Bir de şaraptan nehir var. Lezzetin <laughs> dişaribi. İçenlere lezzet veren. İçenlere lezzet veren. Bir şarap akıyor. Cennet kaderini şöyle dolduruyorsun. içiyorsun. Ama Efendimiz diyor ki, o diyor baş ağrıtmaz. Aklı baştan almaz. Hatta Efendimiz yok hadis-i Dünya şarabını içenleri diyor Allah o şaraptan mahrum eder diyor. Tövbe etmeden ölürse yani. Cennet şarabı. Ve evet. nharun min aseli musaffa. Ve bir de baldan musaffa böyle tasfiye edilmiş, süzülmüş baldan nehirler var. Dört tane nehir kardeşim. Hani bir yerde gelirse cennette kaç tane nehir var? Dört tane var. Sudan, baldan, şaraptan ve süt. Allah devam ediyor. Ve lahum fiha min kulli samarat. Her türlü meyve cennette baktı. Her türlü meyve. Hatta üstadımız diyor ki cennet meyvasının lezzeti diyor. Dünya meyvasının lezzetine benzemez. Sadece ismi benzer, şekli benzer. Şekli niye benziyor biliyor musunuz? Allah merhametinden benziyor. Çünkü kul şeklini bilmediği şeylerden lezzet alamaz. Gidin mesela bir pazarı bilmediniz, yemedi bir şey alamazsınız pek. Elma amut alırsınız ama da bir şey vardı. Kivi vardı, yememişsin o ne dersin ya bakarsın. Allah cennette yabancılık çekmeyelim diye cennet meyvelerini dünya meyvelerine benzetmiş ama sadece şekiller. Efendimiz cenneti dua edemezsiniz. Cennetteki nimetler diyor hadis-i şerifte. Onlar ne göz görmüştü, ne kulak işitmişti, ne de insanın kalbine hutur etmişti kalp iç. Demek ki akla ne geliyor? Cennet ondan başka bir şey. Nehirler var, ırmaklar var, meyveler var. Şimdi biraz evvel saydık etrafımızda inşallah dolaşacak hizmetçiler var, altından tepsiler var, içkiler var, var da var. Ama hepsinden daha büyük bir şey var. Nedir biliyor musun? ve mağfiretun min Rabbihim. Rablerinin onları affetmesi var. O kadar günahla, o kadar isyanla çıkıyoruz. Rabbimizin at, affetmesi var. Yani. Ben dün çok mahzundum. Öyle gece vakti evde de kimse yoktu. Bir abdest aldım, sağımı cübbemi taktım, boynumu büktüm. Şöyle cevşen okumaya başladım ezberde. Tabi gözüm de yaşlı. Sonra ellerimi kaldırdım. Dedim ya Rabbi, yaşım kırk dedim. Acaba seni hoşnut edebilecek bir amelim var mı? Eğer bir amel işlediysem, yani o amelimle sen rahmani bir tebessüme gelmişsen, o amel hürmetine istiyorum dedim benim dedim amel defterimde ne kadar sevap varsa ya Rabbi hepsini sil dedim benden babamın defterine yaz. Ben zaten iflas etmiş bir kulum. Hangi amel cennete gideceğim? Beni senin rahmetinden başka ne kurtar dedim bu kadar isyanla. Babama yaz ki babam dedim kurtuz. Evet kardeşlerim böyle kulların cennetten büyük nimetin muharrem Allah'ın affıdır. Yani. Ben bazen diyorum da gönlümden geçiyor ki yani ben bilsem ki şöyle bir son olsa yani. Evet. Dene bak bir defa diyecek ki kulum ben senden hoşnut ve razı oldum. Sonra beni yok edecek. Cennet falan hiçbir şey yok. Eğer Allah'a kulluk yapmazsam şu hizmetlerde olmazsa Allah yine beni yok edecek. Ama bana kulum ben senden razı oldum demeyecek. Acaba diyorum ne yaparsın? Vallahi nefsim dahi kabul ediyor ki ben Rabbimden o hitabı duymak için yüz sene Allah'a kulluk yaparım. Yani. Yeter ki Rabbim bana desin ki ben senden kulum razı oldum. Seninle şu amelini sevdim. Rabbim senden razıdır. Bakın ne cennete ihtiyaç var ne hayata ihtiyaç var. Bu bize yeter. Yani. Rabbimiz bizden razı olduğunu bize hitaben ifade ediyor. subhanallah. Ne büyük bir şey. Rabbimizin nimetleri vardır. Affı. Allah ne diyor biliyor musun? Bakın şimdi aklı baş almak lazım. Kemen huve halidun <Sessizlik> finnâg ve sugu ma'en hamîmen fe gadda'a emâhum. Fe subhanallah. Hiç bu anlatılan kişi diyor efendim. Üstü anlatan cennette böyle seyran eden kişiyle ebedi ateşte kalan ve sugu ma'en hamîma su içen Fakat <sizlik> gadda'a emâhum. O su ile bağırsakları parçalanan insan bir midir diyor Allah. Bir midir diyor. İki tane yol var demek kardeşler. Ya cennette bir kade süt ırmağında, bir kade şarap ırmağında, bir kade efendim bal ırmağında ya da ya da cehennemde o kızgın efendim kazanlarda o kaynar sular var o içilecek. Başka bir seçenek Allah diyor ki cennette de bu nehirlerden istifade eden kişiyle kemanu ve halidun finnar ateşte ebedi kalan ve sugu ma'an hamiman kaynar su kendisine içirilen kaynar su içen o kaynar su ile şu bağırsakları parçalanan kimse aynı mıdır? Ya Ahmet kardeş Rabbimize kulluk yapmazsak bu bize yeter. Ama ben diyorum ki yani Rabbime, Rabbim vallahi şöyle bir tehdit olmasa senin kulluğunda öyle bir lezzet var ki biz yine bu kulluktan kaçmazdık yani. Şimdi cehennem mi daha çok yakar ben bazen düşünüyorum. Yoksa cehenneme girerken Cenab-ı Hakk'ın bize ey kulum senden razı değil bana Rabbim deme. Bu hitabı daha çok? Ne yaptı Hocam? Hangisi yakardan? Cehennem nedir ki ya o hitaba karşı? Subhanallah. Allah muhafaza etsin. İşte kardeşlerim şu ayetler bugün bende tecelli etti. O yüzden dedim ya babam Allah bana verseydi almazdım. Almazdım ya. Yani. Derdim ki baba bu dünya çok meşakkatli. Zaten sen de yakında bize geliyor. bir biz de sen yakında geleceğiz. O da sen yıllardır görmediğin babanla, annenle. Dedim ya abi, ustadımla babamı tanıştık. Üstadımla tanıştık. Has talebesi değil. Ama yine de üstadımı tanısın, onu bir görsün. Üstadımız, ona da bir kol kanat gelsin dedim. Efendimizle tanıştık. Oradan bu evi sen niye gelsin ki Abdurrahman Hoca? Niye gelsin ki? Şöyle son bölümü de okuyayım. Şurada da çok güzel. Burası da çok güzel. Ala suvin mevdûnetin diyor. Müttekin aleyha mütegabilin. Cennet ehli diyor, mücevherlerle işlenmiş, tahtlar üzerinde şöyle karşı karşıya yaslanmıştır. Cennete böyle oturacağız ya. Nerede oturacağız? Allah tahtlar hazırlamış. O tahtları cennet zümrütleriyle süslemiş. Oya oturup yaslanıyorsun. Karşı karşıya muhabbet ediyorsun. Fesubanallah. Yadufu <laughs> aleyhim vildanun muhalledun. Etraflarında, etraflarında ebedileştirilmiş, ölümsüz gençler dolaşır. Yani onlar hizmet eder böyle. Bi ekvabin ve ebariga ve ke'sin min ma'in. Allahu Ekber. Yani şerbetler doldurulmuş tabi. Testiler, ibrikler, kadehler. Bunlar nereden doldurulmuş? Min ma'in. Ma'in ırmağından, ma'in pınarından. Cennete bir pınar bu. Ma'in pınar o e, Vildan'ın muhalledunu ölümsüzleştirilmiş gençle giderler böyle ellerinde kadehlerle, tepsilerle, ibriklerle mayın pınarından doldururlar. Acaba nasıl bir lezzeti vardı onu ya? Allah bunu övüyor ha. Sonra etraf, e böyle ecel etrafında dolaşmaya başlarlar. La yusat daun anna ve la yunzifun. O bir şaraptan içiyorlar ama bu başları ağrıtılmaz ve sarhoş olmazlar. Kendi sarhoş olmak yok kardeşler. Sırf lezzetlenmeye. Ve fakiyeti mimma yetehayyegun. Hangi nimeti istiyorsa, beğeniyorsa, hangi yemişi, hangi meyveyi, orada vardı. Bak ne diyor Abdurrahman Hocam? Ve lahmi dayrı mimma yeştehun. Canlarının istediği lahmi tay, kuş et. Cennette vardır diyor. Ve subhanallah. Ve hûn, iynûn, kemsâli lûplin meknûn. Böyle saklanmış, gizlenmiş inciler gibi cennet hurileri vardır diyor Allah. Cezan bir mekanı ya'mel. Ama bunlar kime var biliyor musun Ferhat? Cezan bir mekanı ya'mel. Bunlar yaptıklarına mükafat olarak var. Kardeşler, Allah dünyadaki her nimetini herkese helal etmiş. Dost düşman ayırmıyor. Dost düşman ayırmıyor. Ama Cennet nimetleri öyle değil. Cennet nimetleri öyle değil kardeşler. Cennete sadece Allah'ın dostları girebilecek. Allah başka kimseyi cennetine sokmayacak. Bakın bir sahne sa okuyayım. Bir sahne. Ve nâdâ eshabul cennet. Yani cennet nimetleri Allah katında ne kadar kıymetli anlayın diye ve nad eshabun eshabel cenne ateşin ashabı cennet ashabına nida eder ahirette bazen cemaat perde kaldırılır cennettekiler cehennemi cehennemdekiler cenneti gör gör ki cennettekiler nasıl bir nimetin olduğunu anlasın cehennemdekileri de ateş daha dok yaksın ya kaçırdıklarını görsün konuşurlar böyle karşılıklı işte öyle bir sahne bu şu anda. Araf suresi. Cehennemlikler, cennetlikle ve der ki en efizu aleyna min alma ya ne olur ne olur bize bir parça su verin bir parça fesubanallah Eri cennetin dedik ya bir tarafında sütten ırmak bir tarafında baldan ırmak kaderler döndürülüyor görüyorlar diyorlar ki, ne olur şu kadehteki yani işte bir ibrik bir kardeş şunu bir parça yani bir içelim bir parça su. Ne kadar kıymetli var Cüneyt. su veremiyorsun. Ev <gülüş> mağaza razagakumullah. Ya da yani Allah ise olarak ne verdiyse bir şey uzatın bizi. Hani bir somun ekmek bir şey yapın bizi. Ne kadar kıymetli demek orada. Galu <gülüş> cennetlikler ki inna Allah'a muhakkak ki Allah harramahuma hem o suyu hem de cennetin diğer nimetlerini haram kıldı. Ala kafin kafile ustu. Bakın cennet ehlinin bir damla su vermesine Allah müsaade etmiyor. Cennet nimetler bu kadar kıymetli işte. Bu kadar kıymetli. Allah da öve öve öv. hep diyor hep kuanda, cezan bir mekanu ya'mel hep bu. Yaptıklarına mükafat olur. He, yaptığımız cennete falan gidilmez cemaat. Ama Allah cennete girmeyi bu şartlara bağlamış. Yoksa yaptığımız cennet kim hak eder? Hak etmek mümkün mü öyle bir cennet? Ama Allah hoşnut edeceğiz ya... ...Allah da cennetine sokacak. Bakın cennetten bir bahis açtık. Hem cennetten bir hikayeti kerime okudum. Hem ben şöyle bugünkü gibi gönlümü döktüm. İnşallah his almayı nasip ederiz. Belki bugün buraya misafir gelmiştik. Buranın bir ehli var. Bir ashabı var bu medesenin. Onlar zaten ehli hizmet, ehli namaz. Onlar... Allah'ın canlarını alsana canlarını verirler. <laughs> bu sözüm onlara değil yani. Ama bu da bak yeni misafir vardı. Belki gelmişti. Belki buraya girerken namazsızdı. Belki namaz kılmıyordu. Belki duymamıştı. Ama buradan tövbe edip öyle çıksın. Belki şu anda bizi seyreden bir kardeşimiz. Hasbel kadar açtı bizi seyrediyor. Belki bu ana kadar namaz kılmıyordu. Öylece bakıyordu. Ama şu ders bitmeden Gönlünden tövbe şimdi yapsın. Dersin bitmesini bile beklemesin. Belki bitmez onun için. Bir anda fişi çekerler yani. Bir anda. İşte kardeşim Allah'ın ayetleri. Yani o zaman cemaat köy körü kövüne cehenneme gitmek yok. Herkes ameline göre. Bu cehennem. Kimse kimseyi de kandırması kendi kendine. Allah cehennemi anlatıyor. Bağırsaklar parçalanır diyor. Ben bugün böyle cennet havasında olduğum için cenneti anlattım bir parça. Bir gün de cehennemi anlatırız yani. Cehennem için neler anlatılıyor ya? Ve la min hadid diyor Allah. Ayet ha. Onun için diyor demirden kırbaçlar vardır. Demirden kırbaç. Yusabbu min favgi ruusimul hamim diyor. Başları üzerinden kaynar sular dökülür. Ayet. Yushav bi ma fi budunin bel culud. Karınlarındaki ve derileri o suyla parçalanır. Bu ayet. Kullemen yahrucu minha. Oradan kaçmak ister. Kaçmak döner dolaşır. iyi fiyye. Tekrar başladığı yere iade edil. İade edil. Ayet bu. Yani hadis, hadis okumuyorum ki. Yani nefis şuradan gelmesin. Hadi bu hadis uydurma mı demesin ya. Yani. Ayet okuyorum yani. Böyle bir cehennem ameli olmayanları, ihlası olmayanları, tövbesi olmayanları bekliyor. Bak biz bugün babamızı gömdük, koyduk. Babamın dostluk yapıp da iyiliğini görmedim diyen kimse yoktu. Ben babama derdim baba ben de evvel cömertlik var derdim ama senin zekatın olmak çok zor derdim ya. Sendeki cömert yani dedim vehbi. Yani mümkün de yetişilmez derdim. Böyle bir adam bak gömdü elhamdülillah. Gönlümüz biraz daha güzel. Ya yani öbür türlü gömseydik biz mahallemiz ne olur? Biz nasıl bir teselli bulacaktık yani? Ya biz amelsiz gitsek nasıl bir teselli bulacağız? Cenab-ı Hak demeyecek mi kulum duymadın mı? Ben seni o sohbetlerde bulundurdum, cehennemi dinlemedi mi demeyecek mi? Kardeşim gözü kapatmakla bizi burada durdurmuyorlar. Cenab-ı Hak cümlemizden razı olsun. Şu ayetlerden istifade edebilen zümre bizleri dahil eylesin. Tekrar bu vesileyle kardeşlerim bu vesile toplandık buraya Allah babamdan razı olsun. Amin. Allah ona merhamet etsin. Amin. Allah kusurunu affetsin. Amin. Allah cennette hangi nimeti varsa babamı ihsan etsin. Amin. Bu vesileyle amin diyen bu adaki cemaatin ölmüş babaları varsa, anneleri varsa, zevceleri varsa onlara da aynı dua ettik onlar hakkında kabul etsin. Bu cemaatten de öte bir de seve sevedecek. O da amin diyor. Kim bu duaya amin diyorsa ve onun anasından, babasından avede kim intikal etmiş ise şu yaptığımız ayetler, şu ayetler Kuran ümmetine Allah onları da affetsin. Amin. Ve cümlemizi cennetül mevada, cennetül bakide cem etsin. amin, amin. 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 سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم تقبل منا بهومة الفاتحة